Herkese merhaba. 6. haftadayız. Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü için 6 haftalık maratonu bugün tam da 21 Mart'ta. Psikolojik olarak benim böyle en sevdiğim şeydir takvimde. Artık gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamıştır falan böyle çok severim. Ve baharın müjdecisidir. Bugün Medya Okuryazarlığı Derneği kurucusu Cansu Aydemir Coşan'la birlikteyiz. Dijital okuryazarlığı ve içerik üretiminin önemini konuşacağız kendisiyle beraber. Cansu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler. Çok mutluyum ben de burada olduğum için de sizlerle ve öğrencilerle ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte olduğum için. Teşekkürler. Cansu Hanım, internetle alakalı siber dünyanın içerisinde olan bazı arkadaşlardan bazen ya hani medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık diyorsun ama hani tam olarak nedir sorusuyla bazen gerçekten karşılaşıyorum. Evet. Sokaktaki insan değil de dijitalin içerisinde içerik üreten birinden bu soruyu aldığım zaman gerçekten şaşırdığım olabiliyor. Herhangi birine çok böyle temel düzeyde dijital okuryazarlığı nasıl tanımlıyorsunuz? Yani aslında başlangıçta şunu söylüyorum herhalde. Artık dijital dünya ile gerçek dünya birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla gerçek dünyada kimsek, neysek, neler yapıyorsak dijital dünyada da o kimlikle, o gerçeklikle ve o hissiyatla üretebildiğimiz, yazıp çizebildiğimiz, sınırlarımızı bildiğimiz, başka birisinin sınırları içerisine girmeden ilerleyebildiğimiz ve siber zorbalık, dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık, nefret söylemi gibi konulara dikkat ettiğimiz ve nasıl normal dünyada gerçek vatandaşlar olarak hak ve sorumluluklarımızı biliyorsak, dijital dünyada da dijital vatandaşlar olabildiğimiz alan mecra diye açıklıyorum açıkçası. Çünkü daha akademik noktada açıklayınca işte içerik üreten, içeriği teyit eden, aynı zamanda bunun hukuki, etik vesaire boyutlarına dikkat eden vesaire gibi cümleler kurduğumuzda biraz yukarıda kalabiliyor cümleler akademik dilde. Dolayısıyla gerçek dünyada kimseniz, neyseniz, dijital dünyada da aynı düşünceyle, aynı fikirle, aynı gerçeklik ve aynı şeffaflıkla var olabildiğiniz farklı bir ortam diye artık tanımlıyorum sanırım. Böyle daha anlamlı oluyor insanlar için. Ama şurada kafa karıştırabiliyor bazen insanlar için. Örneğin internette bir fenomense ya da işte, çok etkin bir influencersa, çok iyi bir YouTubersa, işte milyonlarca takipçisi olan o aynı zamanda çok iyi bir dijital okuryazardır diyemeyiz, değil mi? Kesinlikle diyemeyiz. Zaten dijital dünyanın bu kadar karışmasının, insanların bu kadar dijital dünyada anne babaların, çocukların, öğretmenlerin güzel yanlarından ziyade endişe verici yanlarını bu kadar söylemelerinin sebeplerinden en başta gelen şey bu bence. Çünkü özellikle gençler ve çocuklarda filtreler koyma, güvenli alanlar oluşturma konusunda zorluklar çekiyoruz. Ve tam da söylediğiniz gibi fenomen olan kişiler farklı boyutlardan dolayı bazen yani sadece gerçekten işte sizin gibi gerçek içerikler, gerçek dijital medya içerikleri üretmek gibi değil de magazin tırnak içerisinde magazinsel öğeleri daha fazla öne çıkardıkları için fenomen oluyorlar zaten. Yani maalesef ki bizim ülkemizde şu an bir üniversitedeyiz tabii ki buranın okuryazarlık düzeyi çok yüksek ama ülkemizde aynı noktada değil. Dolayısıyla ülkemizde bu öğle kuşağında kim kiminle ne yapmış, hangi ilçedeki köydeki insanlar hangi sorunları yaşıyor gibi programların olması insanların biraz daha hem fenomen olması hem magazinsel olaylara bakması hem de çocukların, gençlerin bu alanlara bir güvenlik noktasında ya da bir filtreleme noktasında problem yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla her içerik üreten kişi dijital vatandaş ya da doğru içerik üreten kişi diyemeyiz asla. Bence en başta onların bu alanla ilgili bir farkındalık çalışması ortaya koyması gerekiyor ya da çeşitli kurumların, sivil toplum örgütlerinin yaptığı eğitim ve programlara katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki medya okuryazarlığı gibi bir dernek kurdunuz. Çok önemli. Bununla ilgili medya okuryazarlığı üzerine çok önemli çalışmalar yapan birisiniz. Kişisel anlamda özel hayatınızda, sosyal hayatınızda, temasa geçtiğiniz insanlarda karşılaştığınız dijital okuryazarlığın kötü örnekleri var mı sizi böyle gerçekten ama yani Şaşırtan. bu kadar da olmaz hani dediğiniz? Ya en genel çerçevede sanırım yaşadığımız en büyük problem şu. Alanda olan ve eğitimini almış kişiler dahi dijitalde paylaşılan bir şeye hemen ilk anda inanıp ya biliyor musun böyleymiş diye
Nereden duydun deyince işte şurada şu kişi tweet atmıştı ya da işte Facebook'ta paylaşmıştı ya da işte Instagram'da gördüm gibi. Bu noktalarda genellikle geri bildirim alıyorum ve hani gerçekten eğitim düzeyi, okuryazarlık düzeyi yüksek olan kişilerdeki dahi artık biliyorsunuz araştırmalar oluyor bir sürü. Artık kimse gazete okumuyor. Artık kimse haber bültenlerine bakmıyor. Bütün herkes bütün haberleri sosyal medyadan takip ediyor. Ve sosyal medyada biz dijital okuryazarlık eğitimleri verirken de sahada pandemi yokken aktif bir şekilde verirken de en önemli söylediğimiz şey bilgi aldığımız kaynağı bütün üniversitelerde iletişim fakültelerinde de bu söylenir hocalar tarafından. Üç ayrı kaynaktan mutlaka kontrol edin. Ama dijital mecrada öyle bir şey ki insanlar bunu şöyle algılıyor. Ahmet de bu tweet'i atmış, Mehmet de bu tweet'i atmışsa doğrudur. Ha işte o zaman Ayşe teyze de bunu yazdıysa kesin doğrudur gibi bir yerden bakıyor. Oysa bu o demek değil. Gerçekten haber kanallarını, gerçekten ajansları ve bu haber kaynağının birinci kaynağı kimse belki ulaşabiliyorsanız ona ulaşıp teyit ettikten sonra aslında inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla en tap noktada bu var. İkincisi de özellikle gençler noktasında bu da. Dijital mecraları gerçekten anlamlı noktada kullanamıyorlar. Mesela bir ödev veriyorsunuz, bir araştırma veriyorsunuz. Ben şimdi bunu nereden bulacağım gibi bir yerden geri bildirimde bulunuyorlar bazen. Yani ellerinin altında binlerce dokümana ulaşabilecekleri, kendi üniversitelerinin akademik platformları da dahil olmak üzere birçok yer var. Ama sadece sosyal medyayı bizim genel bakış açımız dünyada da böyle işte rahatlamak, mutlu olmak, işte biraz beğeni almak, biraz işte yaptıklarından ve işleyişlerden, yaptığı çalışmalardan ya da işte paylaşımlarından bahsetmek noktasında kullanıyorlar. Yaşları büyük olan kişilerse aslında yalnız kalmamak için sosyal medyayı kullanıyorlar. Bilgi almak ve kendilerini orada hissetmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla bu iki çerçevede diyebiliriz. Bu yanlış bilginin peşinden koşmak sorgulamadan ve onun yayılmasına da yardımcı olmak hakikaten hepimizi de yoran bir şey önümüze düştüğünde sosyal medyada maalesef. İnternet sadece sunduğu fırsatlar ve imkanlardan ibaretmiş de zannediliyor bir kesim tarafından. Bir kesim de büyük bir çoğunlukta aslında interneti sadece tüketmek amaçlı kullanıyor. İçerik ürettiğini zanneden ama aslında sadece başkalarının ürettiği içerikleri paylaşarak hem bilgi kirliliğine hem paylaşım kirliliğine yol açan kişiler de var. Oysa hani internet sadece eğlendiren, sizin de söylediğiniz gibi sadece keyif veren bir araç, bir ortam ya da bir siber dünya değil. Aslında ondan beslendiğimiz kadar bizden de kullanıcılardan da beslenen bir özelliğe sahip internet. Ne kadar faydalı içerikler Kesinlikle. üretirsek internete sesli, görüntülü ya da yazılı ne kadar yararlı materyaller yüklersek, içerikler yüklersek aslında internetin de çok daha işe yarar bir hale dönüşmesine hepimiz bireysel anlamda katkı sağlamış. Etkin kullanımını desteklemiş oluyoruz aslında. Yani sizin yaptığınız podcastler mesela oldukça anlamlı konularda ve insanların bakış açısını genişletici noktada bilgi verme amaçlı. Ama bir taraftan da bir bakıyorsunuz sadece hani işte sohbet et. Tabii ki bu yani bu yapılmamalı da demiyorum bu arada. Yani bu da gerekli. İnsanlar farklı konularda sohbet etsinler ve komik anılar, insanların rahatlayacağı, güleceği, eğleneceği sohbetler de ortaya çıkabilir. Ama gerçekten bilgi kirliliğinden, gerçekten bilmeden konuşmaktan, gerçekten insanları yanlış yönlendirmekten, gerçekten toplum ve şu an dönem çok hassas olduğu için biliyorsunuz mesela bu aşılarla ilgili, pandemi dönemiyle ilgili, sokağa çıkma durumlarıyla, saatleriyle ilgili bir sürü yalan yanlış insanların açtığı bildirimler, bilgiler bulunuyordu ve bilgi karmaşasına, kafa karışıklığına sebep oluyor. Aslında bunlardan bahsediyoruz biraz daha. Bunlara dikkat etmekten, dijital dünyada İşte bu fenomenlerin ve gerçekten içerik üreticisi demek ne demek? Belki onu tanımlamak lazım. Yani dijital mecrada içerik üretmek demek hem üreten hem tüketen biliyorsunuz üre tüketici diye bir kavram var. Hem üretip hem tüketen insanlar olmak, olmaya çabalamak. Sadece tükettim bitti ve bir sonraki gelsin değil de çünkü o da artık sadece tüketen insanlar olmanızı ve düşünmemenizi sağlıyor bence. Eleştirel bakmamanızı sağlıyor olaylara, sorgulamamanızı sağlıyor. Dolayısıyla farkında olarak bunları tüketmek, önermek, paylaşımda bulunmak gerekli diye düşünüyorum.
iyi bir edebiyatçının iyi öyküler, iyi romanlar, iyi şiirler ortaya koyabilmesi için aynı zamanda da onlardan da onları okuyarak da beslenmesi gerekiyor. Bir taraftan üretmek için bir taraftan da tüketmesi gerekiyor. Tabii aynı mantıkla aslında baktığımızda doğru noktaya çıkmış oluyoruz. İşte dijital okuryazarlık internetin sadece eğlendiren, tükettiren değil de bunun tehlikeler ve tehditlerle dolu bir yüzünü de bize göstermesi anlamında işte etkin bir kullanıcı olmamızı sağlaması gibi de bir etkisi var dijital okuryazarlığın. Çok pembe bir Kesinlikle. dünya değil internet. Tehditlerle de ve tehlikelerle de dolu. Hem ebeveynlerin hem çocukların yani her yaştan kullanıcının bilinçlenmesini sağlayan bir özelliğe sahip eğer gerçekten okuryazarlık geliştirilebilirse. Aslında bunun sebebi de kimliksizlik sorunu en başta bence Evren Bey. Çünkü dijital platformlarda insanlar kendi kimlikleri dışında çok daha rahat hareket edebiliyorlar. Çok daha rahat farklı insanlara bilgi, fikir ya da düşüncelerini belki hadleri olmadan, belki onların alanlarına girerek söyleyebiliyorlar. Zaten ülkemizde bu siber zorbalığın en baştaki sebeplerinden bir tanesi dijital mecrada insanların kendi kimlikleri dışında farklı kimliklerle bulunup farklı görsellerle, farklı fotoğraflarla bulunup kimliksiz bir şekilde paylaşımlarda bulunması sebebiyle oluyor. Yani bir kere şunu belki düşünmek lazım. Niye insanlar kendi kimliğini gizler ki? Yani sosyal platformlarda neden bir şey söylemek istiyorsanız kendi kimliğiniz dışında birisiymiş gibi söylemek istersiniz ki? Ya gerçekten söylediğiniz şey gerçek değildir ya siz insanları kandırmak amaçlı buradasınızdır. Değil mi? Bu platformu bu yüzden kullanıyorsunuzdur. Ya da orada kötü farklı bir niyetiniz vardır yani. Biz gençlerle konuştuğumuzda şey diyorlar genelde. İşte hocam önceden bir arkadaşın vardı. İşte beni görmesin, beni fark etmesin diye farklı bir kimlikle ona bakıyorum. Mesela ben de orada şunu soruyorum. Diyorum ki yani madem konuşmak istiyorsun, neden gerçekten gidip hani ben seninle konuşmak istiyorum ya. Hani seni takip etmek istiyorum. Sosyal medyada merak ediyorum ne yapıyorsun demiyorsun diyorum. Ama işte o benimle konuşmak istemiyor. Madem seninle konuşmak istemiyor o zaman sen neden takip etmek istiyorsun ve merak ediyorsun değil mi? Gerçek hayatta böyle olmaz. Biri sizinle konuşmak istemezse konuşmazsınız aslında. Ama onlar bunun iyi niyetli olduğunu söylüyorlar. Aslında baktığınızda Evren Bey, ortaokuldaki genç çocuklara da bir ara bir program yapmıştık. Orada yaklaşık 12-13 tane sahte hesabı olan minik çocuklar var. Yani bunun sebebinin neden olduğunu sorduğumuzda da annesiyle ve ailesiyle ve sevdikleriyle farklı bir hesapta olduğunu, okuldaki arkadaşlarıyla başka bir hesaptan takipleştiğini, başka bir hesaptan başkalarına bakmak için kullandığını, başka bir hesaptan arkadaşlarını korkutmak için açtığını falan söylüyor mesela çocuklar. Tabii çok daha hani gerçekçi oldukları için ve güven duyarak her şeyi anlattıkları için. Mesela orada da bir tehlike var. Çünkü ileride de bunu yapabileceklerini düşünebilirler. Ve bunun sonucunda mesela 13 yaşında bir çocukla bunun çalışmasını yaptığımızda o zaman şey demişti. Hocam ben bunun adının siber zorbalık olduğunu bilmiyordum. Benim de siber zorba olduğumu bilmiyordum. Bundan sonra kullanmayacağım. Kendi ismimle kullanacağım, kullanıyorsam eğer. Ki normalde 15'ten önce de aslında çok çok da doğru değil. Çünkü her yere gidebilir çocuklar. Gerçek hayatta, iş hayatında mobbinge uğradığını çoğu işçi haklarını öğrendiğinde, mobbing hakkında bilinçlendirildiğinde anlayabiliyorlar. Siber zorbalık konusunda da internet kullanıcıları bilinçlendirildiğinde aslında ne kadar çok siber zorbalığa maruz kaldığı konusunda da aydınlanabiliyorlar. Bu açıdan da bakabiliriz aslında olaya. Siz yeni bir pencere de açtınız. İyi niyetle de olabilir kendini gizleme olayı. Yani iyi niyetli derken siber zorbalığa maruz kalmaktan korktuğu için belki yorumunu, görüşünü kimliksiz bir şekilde yapmayı tercih ediyor olabilir. Belki de. Saldırıya uğrayacağı, hakarete uğrayacağı için. Tabii kötü niyetli zaten siber zorbalık, siber şiddette bulunmak için kimliğini gizliyor da olabilir. Ama aklıma şu da geldi Cansu Hanım. Yanlış bilmiyorsam internette anonim kalma hakkı diye de bir şey var, değil mi? Yani bu uluslararası anlamda böyle konulmuş bir hak var. Bu da aslında insanların elinden alınmış olmaz mı? Yani anonim kalma hakkını da korumak gerekmez mi aslında?
Tabii ki yani insanlar kendi kimliklerini, belki onu atladım, iyi ki söylediniz. Tabii ki insanlar kendi kimliğini beyan etmek istemiyorsa, nasıl televizyon programına çıktığınızda ismini vermek istemeyen bir izleyici diye katılıyor insanlar. Orada da var elbette. Ama burada benim söylemek istediğim şey, hani bunun örnek teşkil etmesi ve örnek olarak gençlerin, çocukların ben de bunu yapabilirim demek ki diye düşünmesi. O yüzden sosyal mecralarda çocuklara ve gençlere çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki insanlar, bazıları gerçekten sadece haberleri, ajansları vesaire, bunları takip etmek için farklı isimlerle açıp, çünkü sosyal medyada var olmak istemiyor, aratıldığında bulunmak istemiyor, o anonim kalma hakkı dediğiniz şey. Dolayısıyla bu da bir hak ve bu da bir özgürlük seçimi. Buna asla bir sözümüz yok. Ama bunun örnek teşkil etmesi kısmı, çocuklara, gençlere bunun kötü amaçlı kullanılması kısmı özellikle dikkat çekilmesi gereken nokta diye düşünüyorum. Ben Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum Cansu Hanım. Evet. Üniversiteden mezun olduktan yıllar sonra editörlük eğitimi alırken ne kadar yanlış yazdığımı, metinleri ne kadar yanlış oluşturduğumu fark ettim. Bir dönem eleştirel öykü okuma atölyesine katıldım. Metinleri ne kadar yanlış okuyup değerlendirdiğimi fark ettim. Nasıl okuma yapmam gerektiğini orada öğrendim mesela. İşte bir üniversite platformundan şu an canlı yayın yapıyoruz. Tabii ki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bizi dinleyenleri tenzih ediyorum ama hani az önce dediğiniz üniversite okuryazarlığı yüksektir. Evet. Ama bir kişinin yüksek lisans mezunu olmuş olması, birinin profesör düzeyinde akademik bir ünvana sahip olması onun dijital okuryazarlığının iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ya da benim bir blog yazarı olmam, podcastler yapıyor olmam da çok iyi bir medya okuryazarı olduğum anlamına gelmiyor. Temel Özel bir eğitim gerektiriyor aslında Onu diyecektim. Temel düzeyde eğitimi olan biri bizlere göre ya da bir akademisyene göre çok daha etkin bir internet kullanıcısı, çok daha bilinçli bir internet kullanıcısı olabiliyor. Mesela eğitim verilebilir, dijital vatandaşlık projenize geçeceğiz. Buna direnç de gösterebilir mesela bir YouTuber ya da bir baktığınızda. fenomen. Nasıl Evet. yani? Benim ihtiyacım yok ki ben zaten hani çok iyi olduğum için milyonlar İnsanlar beni takip takip ediyor. var deyip böyle bir eğitime direnç de gösterebilir. Bir profesör olarak ya da bir lise mezunu biri olarak benim dijital okuryazarlığımı o seviyemi tespit edebilecek bir mesela test var mı? Bence olması gerekiyormuş gibi geliyor. Yani dijital vatandaşlık projesinden bahsetmiyorum, ona geçeceğiz. Ama benim o dijital okuryazarlık seviyemi belirleyecek bir uygulama, bir test, bir sınav var mı? Yoksa da bence olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dijital vatandaşlıkla ilgili bir sürü hocamızın, akademide bir sürü hocamızın yaptığı alan çalışmaları, anketler ve geçerliliği olan testler var aslında. Ama hani bizim, evet ya, hani bu böyle %100 tam hem istediğimiz noktada dediğimiz gibi bir yerde değil. Çünkü alanlarda, sahada gerçekten bu saydığımız hem siber zorbalık hem dijital vatandaşlık, dijital medya okuryazarlığı çatısı altında, dijital okuryazarlık, nefret söylemi, yani bu 5 elementin çerçevesinde tam anlamıyla kapsayan bir noktada değil. Dolayısıyla biz de bir sonraki adımda, bizim de planlarımız dahilindeydi. Dernekteki biliyorsunuz ben zaten başkanlığı çok kıymetli bir hocamıza devrettim süreçte. Onların önümüzdeki dönemki planları içerisinde yüksek bir geçerliliği olan tüm Türkiye'de her ilde yapılması planlanan dijital okuryazarlık anketi, testi. Hem sahada bunun da uygulanabilir olması, hem dijital platformlarda uygulanabilir olması ve Türkiye'de medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık haritasının çıkarılması adımlarına, zaten çalışmalarına başladılar. Dernek ortaya çıkarken de yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesiydi ama süre içerisinde şimdiye, önümüzdeki döneme kısmet olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç. Tam buradan DigiCitizen'a bağlarsanız eğer oradaki anketlerden de bahsedebilirim. Olur, evet. Türkiye'de ilk defa dijital vatandaşlık kimliği verilecek bir projeyle sizin internet derneğiyle beraber ortaklaşa yaptığınız dijital vatandaşlık projesi var. Hem ücretsiz hem de herkese açık olacak. Önümüzdeki haftalar zannediyorum açılacak. Evet. Tam da bu noktada onun ayrıntılarından ve nereden nasıl ulaşılabileceğinden de bahsedebiliriz. Ya şöyle, bu da aslında benim hayallerimden bir tanesiydi yine derneği kurarken. 2017'de kurmuştuk derneği ve o zamandan beri şunu düşünüyorduk. Yani bizim bir kimliğimiz var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, her ülkenin var. Neden dijital vatandaşlık kimliğimiz de olmasın? Yani insanlar gerçekten, ben dijital vatandaşım ve gerçek içerik üreticisiyim ve bu alanda bilir kişiyim, neden demesinler diye. Hatta bence kurumların, büyük dijital şirketlerin dahi bir kişiye işi alırken bence bu
programı tamamlamış kişileri işe alması gerekiyor. Çünkü çok büyük firmalar var biliyorsunuz. Bu büyük dijital firmalar işe alırken insanları dijital vatandaş kimliği olan kişileri bence işe almalı. Bu noktada yola çıktık aslında. Ve 5 tane farklı modülümüz var. İşte bilişim okuryazarlığı, dijital vatandaşlık, dijital yaşam kültürü. Yani bugünkü sohbetin bir kısmında da yer alan siber zorbalık ve Sosonya ile yaptığınız programda konu olan internet yönetişimi diye. Bu alanlarda her bir ana eğitimin altında minik minik modüller var, içerik başlıkları var ve bu her içerik başlığının, her modülün de altında ufak ufak testler var. Yani siz bir programı online ortamda tamamlıyorsunuz. Çok güzel bir uzaktan eğitim çerçevesinde zaten online ortamda telefonu, tableti olan, bilgisayarı olan herkesin ulaşabileceği noktada program. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümünün destekleriyle, orada İlker hocamızın da destekleriyle zaten programın bu teknik kısmı ilerletiliyor. Dolayısıyla şöyle hayal edebilirsiniz. Bilgisayarınızı açıyorsunuz ya da telefonunuzu, kaydoluyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz ve orada bulunan 5 tane modülden istediğiniz bir tanesine tıklıyorsunuz. Çok interaktif ve sizin de ekrana tıklayarak gidişi ayarlayabileceğiniz bir online platformda istediğiniz eğitimi dinliyorsunuz ve her alt başlıktaki minik testleri çözüyorsunuz. Bütün eğitimi tamamladığınızda da eğitimle ilgili olan testi çözüyorsunuz. Ve böyle 5 modülü tamamladığınızda zaten bu modüller biliyorsunuz her geçen gün konularla ilgili alt başlıklar arttığından dolayı biz önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu programın, bu DigiCitizen projesinin belki 50, belki 60 tane başlığının olmasını hedefliyoruz. Bu artmaya da devam edecek süreçte. Yani şu an alanlar, dijital vatandaş kimliği alanlar daha kolay elde etmiş olacak belki. Dolayısıyla bütün eğitimi bitirenler de ana testi çözdüğünde yine online ortamda onlar da dijital vatandaşlık kimliği almaya hak kazanacaklar ve yine online ortamdan onlara bu sertifika iletiliyor olacak. Dolayısıyla oldukça hem kıymetli hem gerçekten içerikler hazırlanırken çok şeffaf, çok gerçekçi ve çok alanında uzman, kıymetli hocalar tarafından hazırlanan içerikler. Bir de bunun yanı sıra akademideki hocaların da aslında içerikleri inceleyebileceği, analiz edebileceği kitapçıklar da var. Dolayısıyla hem akademik kısmı hem de her yaştan her hedef kitleye hitap edecek online videolar kısmı var. Yine projenin amaçlarından bir tanesi de buydu. Her yaştan her hedef kitle ekranı açsın ve izleyerek ya ben bilişim okuryazarlığı nedir bir bakmak istiyorum. Dijital vatandaş olmak istiyorum. Bu dijital vatandaşlık nedir? Ya bu siber zorbalık nedir? 1, 2, 3, 4 yani nereden başlar? Nereye gider? O modülleri tükettiğinde zaten aa tamam demek ki ben şunları yapıyormuşum, bunları yapamıyormuşum gibi bir yerden o farkındalığı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım bu projeyle ilgili. Çünkü gerçekten kaç yıldır düşünüp planladığımız ve pandemiyle birlikte de bu online eğitimin ne kadar anlamlı olduğunu fark ettiğimiz İnternet Derneği'nden de Genel Sekreteri Fatma Hanım'ın, işte Susonya'nın, o da yıllardır Youth IGF'leri programlıyor. Bir araya gelip böyle İnternet Derneği, Medya Okuryazarlığı Derneği, işte Halil Hocam, ben, Sonya ve alanda çalışan diğer hocalarımızın oluşturduğu bir program söz konusu oldu. Umarım herkes çok keyif alır ve gerçekten yerine ulaşır diye düşünüyorum. Eğitim herkese açılsın. Ben de hemen dijital vatandaşlık kimliğimi almak için Evet. bakacağım. Hepsini tek tek inceleyeceğim. İnternetteki gelişmelerle birlikte işte yeni uygulamalar çıktıkça aslında dijital medya okuryazarlığın da kitabı yeniden yazılıyor değil mi? Yani Evet. bu sürekli güncellenmesi gereken, yenilenmesi gereken belli aralıklarla bir eğitim, bir farkındalık aslında dijital Ve okuryazarlık. sürekli de devam ediyor. Yani sürekli yeni şeyler ekleniyor. Biliyorsunuz yani işte podcastler çıktı, şimdi işte Clubhouse'lar çıkıyor ve sürekli bir şey ekleniyor içerisinde ve onların da okuryazarlığının olması gerekiyor. Dijital okuryazarlığının çatısı altında artık. Onları kastetmiştim zaten. Dijital vatandaşlık projesi de mutlaka yıllar geçtikçe içerisine yeni şeyler eklenerek mutlaka güncellenecektir. O kimlik de vatandaşlık, dijital vatandaşlık kimliği de belki de 5 yılda bir, 10 yılda bir güncellenmesi gereken bir kimlik olur. Kesinlikle. Hedefimiz o yönde zaten. Şu an isterlerse Digi Vatandaş diye Instagram hesabından takip edebilirler. Bu yayını izleyen genç arkadaşlarım, hocalarım Instagram'dan Digi Vatandaş ismiyle en azından platformun ne zaman, nerede, ne şekilde açılacağına dair bilgilendirmeyi takip edebilirler. Siz az önce
kurumların bu dijital vatandaşlık kimliğini de belki ileride işe alımlarda önemsemesi gerektiğini söylemiştiniz. Dijital okuryazarlık aslında bireysel olarak biz internet kullanıcılarının sorumlu olduğu bir durum. Yani kendimizi eğer internette varlık gösteriyorsak dijital okuryazarlığımızı da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu sadece bireyler anlamında düşünmemek, sınırlamamak gerekiyor değil mi? Yani toplumsal, kurumsal açıdan da devletler ve ülkeler de dijital okuryazarlık konusunda Kesinlikle. kendilerini geliştirmeliler değil mi? Kesinlikle yani çocuklar, ebeveynler, anne babalar, hatta bununla ilgili dijital ebeveynlik diye Doktor Özgür Bolat hocamızın çok kıymetli bir çalışması var YouTube'da. Kesinlikle anne babaların onları izlemesini öneriyorum. Dijital ebeveynlik nedir diye. Dediğim gibi çocuklar ebeveynler ve onun yanı sıra gençler, aileler, topluluklar, şirketler, dernekler. Yani çünkü dijital mecra artık her yerde, herkes her noktada dijital dünyayı kullanıyor. Dolayısıyla bunu her ülke, her belediye, bence belediyelerin de bu anlamda mutlaka farkındalığının bir tık daha yukarıda olması anlamlı olur. Paylaşılan tasarımlar, biliyorsunuz bir önceki konuşmamızda konuşmuştuk. Yani bir tasarımın nasıl gözüktüğü, neyi anlattığı, neyi vurguladığı dahi çok önemli. Görsel iletişim çerçevesinde. Dolayısıyla her adımda, her yerde hem kurumların, hem sivil toplumun, hem ülkenin, hem farklı ilçelerde devlet ve özel kurumlarında bence bu alanda eğitim alması ve çalışanlarının da eğitim almalarını desteklemesi gerekiyor. Dijital okuryazarlık, sosyal ağlardaki dezenformasyonun, dijital faşizmin, siber zorbalığın, siber ırkçılığın, o hakikat ötesi diye Türkçeleştirdiğimiz post-truth'un aynı zamanda panzehiri, değil mi? Yani Kesinlikle. hepsinin bir Kesinlikle. yasal haklarımızı nasıl kullanacağımız konusunda da internet ortamında başımıza gelebilecek herhangi bir hak ihlalini daha onu yaşamadan engellemek anlamında, yaşarsak da hangi yasal adımları atacağımız konusunda da dijital okuryazarlık bizi bilinçlendiren bir özelliğe sahip diye düşünüyorum. Siz de mutlaka bunu doğrulayacaksınızdır. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü hem çocuklar özellikle buna maruz kalıyorlar biliyorsunuz. Yetişkinler de maruz kalmadığını söylese dahi işte anketler ortaya çıkarıyor ki aslında onlar da maruz kalıyorlar ama söylemiyorlar. Söylemeyi reddediyorlar bir nebze. Ve gerçekliği farklı yansıtabilme noktası da olduğu için dijital dünyanın bu çerçevede değerlendirilmesi mutlaka gerekiyor. Ben bir blog yazarı olarak benim ve diğer podcastlerden YouTube'a kadar, Instagram'a kadar dijitalde içerik üreten herkesin pozitif içerik üretimine odaklanması gerektiğini ve dijital okuryazarlıktan da doğrudan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bizlere de çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum içerik üretirken. Kesinlikle. Cansu Hanım çok teşekkür ederim. Süremizi doldurduk. Vakit ayırdınız bu kadar gününde. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun size davet ettiğiniz için. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Çok daha fazla insana ulaşması noktasında ne zaman ihtiyaç olursa her zaman buradayız. Üniversiteye de size de bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biz de 6 hafta boyunca Yeşim Mutlu'yla başladı bu maraton. Kendisine, Tarık Çayır'a, Susonya Hering'e, Okan Yüksel'e, Hasan Tandoğan'a ve tekrar size, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, işletme bölümüne, Mustafa Zihni Tunca hocama ve bizi seyreden, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar yüz yüze ya da dijitalde görüşmek mümkün olur. Herkese harika bir ilkbahar, harika bir yaz diliyorum. Virüslerden, salgından arındırıldığımız ve İyi bir dijital okuryazarlık diliyorum. Herkese iyi içerikler üretmelerini temenni ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.